isimleri şakaladı. Şakazedeler bazen bir operasyonun ortasında kaldı, bazen de şahit oldukları nikahta zor anlar yaşadı. Silenler çalsın. Operasyonun ortasında kaldı. Otomobilinden silah çıktı. Ünlü oyuncu ne yapacağını, polislere ne diyeceğini şaşırdı. Amirim, bu muamele ne yaptık biz amirim? Pınar, bul artık şu oyuncak silahı. Demet Akbağ bu kez oyuncu Nursel Köse'yi şakaladı. Bir çekim için yola çıktığını zanneden Köse'nin otomobili bir sokakta iki kamyon arasında sıkıştı kaldı. İşte tam o anda siren sesiyle birlikte operasyon başladı. Sirenler çalsın. Tamam aldık tepkiyi, tamam harikasınız, devam edin. Yahu insan patates çumalı değil, adamı ne yaptınız? Polisler kamyon ararken sıra Köse'nin bindiği otomobile geldi. Araçtan silah çıkınca ünlü oyuncu şoke oldu. Polislere şoförü tanımadığını söyledi. Emniyete gidip ifade vermeniz gerekiyor, o bizim kadar. Bir şey yoksa anlaşılacaktır, evet. Biz emniyete niye gidelim ki hanımefendi yani? Şoför geldi, bizi aldı. Anlıyorum. Siz de bunu açıklarsınız emniyette, sıkıntı yok. Şaka ekibi son derece profesyoneldi. Nursel Köse gitgide köşeye sıkıştı. Beyefendi, sizin biraz ayrılmanızı rica edeceğim yalnız. Tamam mı? Lütfen. Ki benden. İşte tam o sırada Demet Akbağ şakayı yönettiği odadan çıktı geldi ve ünlü oyuncu derin bir nefes aldı. Ay Demet Akbağ. Geçmiş olsun. Ay senin. Aman Tanrım, bu nasıl ya, bir şaka? Bakma ne oldu? Şarkıcı Ferman Toprak'ın başına gelenlerse bir nikah davet edilmesiyle başladı. Tanımadığı bir çiftin nikah şahidi olacaktı. Salona girdiği an kendi şarkısı çalındı. Keyfine diyecek yoktu. Çok fazla sallama, öyle kalacak. Ancak salon gelinin dayısının içeri girmesiyle gerildi. Dilan, bu kadına acımıyor musun? Ya niye böyle yapıyorsun? Ne acımasın? Çok sevindim annem geldiğine. Hanımefendi rica ederim. Anneciğim. Gelin ve damat yerinden kalktı. Ortalık karıştı. Gelinin annesi fenalık geçirdi. Tabii ki tek fenalık geçiren o değildi. Ferman Toprak da benim burada ne işim var der gibiydi. Niye bu mutlu günümde? Söylemiştiniz anne. Niye bunu yapıyorsunuz? Evlat, rezil oluyorum şu an. İki saniye beyefendi. İki saniye müsaade edin. Anlıyorum fakat hanımefendiciğim. Evet Ferman. Elinden geldiğince ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Nikah tam kıyılıyordu ki yeni bir problem çıktı. Toprağın nikah masasında yaşadığı sıkıntı yüzünden okunuyordu. Kumarbaz bu herif. Gözünü seveyim, bak bunun şahidi. Ne alakası var? İnsanları kandırma. Onun bu sıkıntısı da Demet Akbağ'ın içeri girmesiyle son buldu. Derin bir nefes alan ünlü şarkıcı ikinci şakazade oldu. Golü atarım hocam. Özlem Yıldız'sa Metin Aralat'ın çekeceği fotoğraflar için yattaydı. Ancak yatın dümeni kilitlenince sürüklenmeye başladı. Tabii bu oyunun bir parçasıydı. Hala uluslararası sulardayız yani. Yani çekimi bitirirseniz, eğer burada bitirmek zorundasınız, burada çekim başka yapıyor. Bir anda Yunan sahil güvenliği ellerinde tüfeklerle yata çıktı. Özlem Yıldız büyük korku yaşadı. Özlem sen gelsene bu tarafa. Ay çok korktum Metin. Özlem da kalktı yazasın. Bu tarafa gelsene. Tamam ben çok korktum. Git silahını ver sen. Bu herkese. Niye geldiler? Sorsana niye geldiler? Hela hela. Sahil güvenlik ekipleri ünlü sunucuyu ve Metin Aralat'ı Zodiac'a bindirip götürüyorlardı ki. Babam ne olmuş? Tamam sakin ol, hiçbirimiz birbirimizden ayrılmayalım. Ben burada kalmam tek başıma. Metin! Özlem! Demet Akbağ'la Çok Aramızda önümüzdeki hafta yeni bölümüyle Show TV ekranlarında. Damat çok korktu. Çok korktu. Genç model